İlk önce organik molekülle, daha sonra bir bilinçsiz tek hücreli canlı, bir de bilinçli bir canlı arasındaki farka dikkat etmemiz lazım. Biz birçoğumuz uzayda bir canlı bulunabilir diye beklerken birçok kimse bizim işte filmlerde seyrettiğimiz işte gelip de E.T. gibi gelecek, insanlarla iletişimde olacak, sohbet edecek, belki de tavla oynayacak, dışarıdan birinin gelmesi. Uçan daireden evet. Gelecekler, yeşiller çoğunlukla, kocaman iri gözleri var değil mi? Bir de diğeri tabii tek hücreli bir canlının çıkmasıyla ilgili bir beklenti var mesela uzayda. Bu bulunanların bir de neye karşılık geldiği var. Şimdilik bulunanların evveler ne olduğunu anlatalım. Çünkü bu NASA'nın bir resmi açıklaması olduğunu sanmıyorum bu şekilde bir açıklaması. Ama yani orası dikkatimden kaçtı ama. Yani biz bir kere şunu söylememiz lazım. Yani bir belli bir %100 kesinlikle kaç yıl sonra neyin bulunacağını söylememiz mümkün değil. Ama şu anda neyin bulunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi canlıların temel yapı taşlarından oluşuyor vücudumuz. Bu canlılar derken yani bu tek hücreleri de kastediyorum. Eğer belli bir bilinç düzeyinde olmayan canlıları da kastediyorum. Bu yapıları çözdüğümüzde karşımıza daha çok proteinler, DNA'lar, RNA gibi oldukça komplike organik moleküller çıkıyor. Bu organik molekülleri de parçaladığımızda nükleik asitler veya amino asitler gibi yapılar çıkıyor. Bu amino asitlerin de oluştuğu daha temel bazı moleküller var. O moleküllerse en temelinde atomdan oluşuyor. Biz uzayın her tarafının aynı şekilde atomlardan oluştuğunu biliyoruz öncelikle. Şimdi bulunan şey şu. Biz daha evvel bu, dikkat edin, amino asitlerin kendisi değil. Amino asitlerde oluşturabilecek karbon ve nitrojen bağlarını içinde bulunduran metil sinanit gibi organik moleküller bulundu. Bu daha evvel bulunmuştu zaten. Ama bizim güneş sistemimizin içinde bulunmuştu. Yani komet denen, yani bizim kuyruklu yıldız dediğimiz yapıların üstünde buna benzer yapılar bulunmuştu. Zaten organik kimyada karbon atomu çok önemli. Bunların üstünde karbon atomu var ve karbon atomu belli bileşikler yapmış. İşte karbon nitrat bileşikleri gibi bileşikler var. Metil siyanit içinde. Fakat bu sefer olan şey ne farklı? Bizim güneş sistemimizin dışında da bu şekilde organik yapılar o temelini teşkil edecek maddenin olduğunu bulunduk. Yani başka güneş sistemindeki yıldızın etrafındaki o toz bulutlarının incelenmesinde orada da bunların varlığı keşfedildi. Ha, bunun keşfi birçok insanda uzayda da özellikle tek hücreli yapılara benzer yapıların bulunacağıyla ilgili beklentiyi güçlendiriyor. Olan olay bu şimdilik de daha fazlası. Fakat burada şeye dikkat etmemiz lazım. Amino asitlerin ortaya çıktığını düşünsek ki bu yapılar daha amino asit bile değil. Amino asitlerden en basit canlıya geçiş arasında ki buna biyolojide abiyogenesis denir. Yani cansız maddelerden canlının oluşumunda oldukça büyük bir adım var. Ve olasılıklar çerçevesinde bunun ortaya çıkması oldukça zor gözüken bir yapısı var. O yüzden yani belli organik molekülleri bulmamızdan canlının ortaya çıkacağı beklentisinin güçlenmesi mümkün ama canlının ortaya çıkacağını kesin kes bir şekilde söylememiz elbette ki mümkün değil. Peki Taşkın Hocam sizce evet. Yani orada aradaki o farka dikkat çekiyor. Taşkın Hocam söylesin belki sonra bazı ilaveler yaparım. Evet. Bir de tabii birçok kimse bunlarla dediğin gibi bilinçli varlıklar arasındaki farkı pek ayırt etmiyor.